Kıbrıs'tan merhaba. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de bunları, bu güzellikleri çektim. Tabii çamaşırımı toplayacağım, ona göre aşağı ineceğim. Çamaşır toplamadan aşağı inmek olmaz. Günaydın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ersa'dan aldığım geçen ayki öğünlerimi çekmemiştim. Bazılarını İkişer üçer aldığım için onlar aşağıda. Şimdi size neler aldığımı çekeyim. Ve tabi kullandım. Ama kutusunu aktarmadım. Çünkü size çekmedim diye. Renkliler için aldım. Çamaşır yıkama tozu. Tabi bunlar konsantre. Burada da gördüğünüz gibi ürünlerimiz konsantre. Ürünler konsantre. Beyaz çamaşırlar için aldım yine böyle. Yağ çözücü, bulaşık matik jel, bulaşık sıvısı, çamaşır aktif, banyo ve tuvalet temizleyici, bulaşık makinesi, parlatıcısı alacakken temizleyicisi almışım. Bu nasıl oldu? Olsun, işe yaramaz mı? Çok yarar. Ve hediyeler, şampuan, papatya özlü duş jeli, olgun ciltler için krem. Bu benim ikinci kremim, bu hediyeydi. Bu da damla konsantre. Bu da hediyeydi. 4 hediyem vardı. Diğer ürünlerini ben aldım. 2 defa da aldım geçen ay için. O yüzden aktiflerden daha da var. Sıvıdan da bir tane var. Jelden de var. Yani bunlar 1 aylık olarak alındı. Biraz da stok amaçlı alındı. Yani geçen ay kullandıklarım var. Hala kullanıyorum. Açtıklarım var. Bunlardan birer tane daha alacağım. Bu ayı bitirmek için. Öyle bakın. Yani stok derken geçen aydan bu aya stok. 1 ay stoklu gidiyor gibi düşünün bu işi siz. Evet. Şimdi bunları ne yapacağım? Toplayıp kaldıracağım. Bulaşık sıvısı, bulaşık matik jel falan filan onlar aşağı inecek. Duş jeli falan yukarı çıkacak. Burada birkaç tane kalacak. Çamaşır ilaçlar özellikle burada kalacak. Çamaşır makinesi, tozu. Koltuğum var. Yes! Harry Potter mı var? Ne var? Kutay, kutay. Pasini. Ne butulda? Ücretsiz sudu bu. İkinci dilim yemiyorsun sen. Hı. Baba bu 2 saat taşınmaz. 2 saat söyleyeyim. Niye? Çünkü vaziri 5 saat taşınmaz. 5. Sebep? 5 saatte 59 dakikada açılır. Bu ne? Oho. Yeni bir şey. Aman Allah. Ama uçağı çarpmayacağız. Bak. Yeni bir kulvar geldi demek. Hatice teyze merhaba. Kostümümüz nasıl olmuş? Hatice teyze merhaba. Kostüm oldu baksana. Sen ne oldun anneciğim? Benim kanadım var. Bir benim dön. Benim dileğim var. Evet bir dön teyze seni görsün. Evet. Teyze. Teyze benim kanadım var gördün. Arkanın kanadım var. Evet. Eyvah. Anneanneye de merhaba de. Anneanne merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ay yavrum benim. Çok güzel oldun anneciğim sen böyle. Hadi bunu da Hatice'ye gönderelim. Seni kurban edeceğim. Bak Meral abla çok güzel bir kanat seçmiş bize. Bu tonla gerçekten kıyafetin uyumlu oldu. Sen beni kurban yapacaksın. Meral ablaya kanatlar için teşekkür edecek misin? Teşekkür ederim Meral abla. Evet, o seçti. Anne, annem. Beni kurbağa yap. Tamam anneciğim, seni kurbağa yapacağım şimdi. Hop, pop. Elif gülü kurbağa yaptık. Yarım kilo taze incirim. Bir bardak. Damlıyor. Evet. İncirlerimi çok az limon damlattım. Çok az kaynattım. Tarçın da attım. Buraya koydum. Soğusun. Soğuduktan sonra kullanacağım çünkü. Ne kullanacağım? Meral tıkırdatma Meral.
Sonuçta ıslak mıydın? Evet. 200 gram tereyağı var arkadaşlar burada. 200 gram tereyağı koyacağım. 1 çay bardağı ama yarım. Mersi. 1 su bardağı 200 mg şeker. 2 yumurta, aldığı kadar da un kullanacağım. Tart yapacağım. Taze incirden bir tart yapacağım. Elmalı tart misali tart yapacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve şeker, vanilin, kabartma tozu, unuttuğum maddeler. Bunları da koyacağım şimdi. Bu ilk çıkan tepsimiz soğudu bile, bu hala sıcak. Bu da yakmış ve yanmaya devam ediyor. Çünkü bu yarım saat, bir saatte soğumaz. Hemen bunu değiştireceğim. Yani başka bir yer bulamadım.
Ya böyle de olmadı. Olduğu kadar arkadaşlar. Mutfaktan bir görüntü mutfağa. Parlayışa bak. Mutfağa çamaşır makinesini kurmaya geldim. En sağdan aldığım bazı ürünleri ben de bu hafta için. Bu videonun başında çektiklerim geçen ay içindi. Kampanya, bulaşık sıvısı, stok. Ben size stok yaptığımı söylemiştim. Söğüt özlü krem. Bunun dışı niye böyle toz gibi, beyaz gibi? Aslında bu böyle koyu yeşil bir şey. Ersan'ın masaj kremine alternatif o. O ne yapıyor? Çok soğuk yapıyor. Yüzümün parlaklığına bak ya. Çok soğuk yapıyor. Doğada sarı papatya özlü şampuan. 300 mg. Hediye aslında bu. Aldığım ürün bulaşık sıvısı ve kremdi. Sevgiye kahve, duş jeli, BB krem, açık ton diyor. Merle uymuyor bunlar. Bir de haşhaş yağı var. Haşhaş yağının ne işe yaradığını bilmiyorum ama tercihimi ondan yana yaptım. Çünkü öğrendiğim her bir krem, her bir ürün çok işe yarıyor. Bir tane de şampuan için kapak çıktı. Tekrar size bunları böyle çekeyim. Dediğim gibi Ersal'ın dörtlü kahvesi vardı. Dördü bir arada. Ondan aldım kız kardeşime. Kendime bulaşık sıvısı aldım. Elde yıkama bulaşık deterjanı aldım. Bir de kendime bu söğüt özlü kremi aldım. Bu ürünleri alınca, belli bir limiti aşınca böyle 4 tane hediyesi var. Nedir bunlar? Sarı papatya özlü 300 mg şampuan, Ersan BB kremi, duş jeli, doğadan gelen esinti. Lale mi bu da? Bir şey. Bir de haşhaş yağı. Haşhaş yağının faydaları neler? Okuyunca çok beğeneceğime eminim ama. Soğuk pres yöntemini elde edilmiş diyor. Ama içinde bir yerde yazıyordur. Bunu da öğreneceğim, size anlatayım. Bir de böyle şampuan için kapak çıktı. Değiştiriyoruz kapakları. Evet, nostaljik oldu diyeyim artık. Şimdi böyle geliyorum her gece ve ben çamaşır makinesini kuruyorum burada. Şu an içine koyacaklarımı koydum. Bu da bulaşık deterjanının bir şeyin kapağı. Geçen ürün aldığımda vermişlerdi. Böyle yıkama tozum. Ve tabi yanında kullandığımız aktif. Sabah 5'te başlayacak. 7 olmadan bitirecek. Ben geldiğimde hazır bitmiş olacak. Allah'ın izniyle bunları aşağıda sereceğim. Aşağıda böyle yarım saat, bir saatte kuruyor arkadaşlar. Yarım saat, bir saat. Gerçekten. Kendimi göremedim orada. Düşecek değilse. Yarım saat, bir saat içinde kuruyor. Sanki dışarıya asılan eski usul telleri ben icat etmiş gibi hissediyorum diyorum anneme. Bu evde 17-18 yıldır oturuyorum. Kızım 17 yaşında. 17 yıldır oturuyorum diyelim. Çünkü ev bittiğinde, eve taşıdığımda kızım 8 aylık mıydı, 10 aylık mıydı? Ve 16 yıl, 17 yıl ne derseniz oturuyorum. Şimdi hesap yapalım. Şu an saat kaç? 1, 2. Kapatıp saate bakacağım, ona göre kuracağım. Ama nasıl kuruyoruz? Ertelemeli kuruyoruz doğal olarak. Yani bunca sürede hiç dışarıya çamaşır asmadım. Hep çamaşır teli kullandım. Hiç aşağıda telim olmadı. Çünkü burada çocukla beraber yaşıyorum. Sepeti alacağım, aşağı indireceğim, çamaşır sereceğim. Hiçbir zaman olmadı. Böyle çamaşır teli kullandım. Hep çamaşır teli kullandım. Dışarı çıkarıyorum, içeri alıyorum. Akşamüstü ön taraf güneş, kışın yani.
Sabahlarda arka balkonum güneşti ama şimdi aşağıda en altta garaj katında kaldığım için evin önüne bu sene, geçen sene yaptıramamışım. Ercan sağ olsun, Ercan'ın sayesinde yaptırdım. Yaptı geçen hafta tel. 4 tane tel koydum. Yüksek olan yerine asmıyorum. Yüksek olmayan yerleri bana yetiyor zaten. 2 dedik 4 bağladık çünkü. Çok güzel oldu. Onun da videosunu çekelim size. Seviyorum. İnanamıyorsun. Hem rüzgardan koruyor hem güneşten koruyor. Çok güzel oldu. Anneme diyorum sanki anne çamaşır telini ben icat ettim. Evet. Evet arkadaşlar. Her sağdan ürünlerimi de çektiğime göre bu videoyu kapatayım artık. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.